yaşayan İstanbul'un fethinin simgelerinden biri de Fatih Sultan Mehmet'in ve ordusunun şehre girdiği kapı. Bizans döneminde yapılan kara surlarının içinde yer alan Edirne Kapı'nın bugünkü hali içler acısı. Tarihi mekan madde bağımlılarına ve evsizlere mesken oldu. Surlarda filizlenen ağaçlarsa tarihi yapıyı tehdit ediyor. Bizans döneminde İstanbul'u çevreleyen surlar 4. yüzyıldan itibaren yapıldı. Surların toplam uzunluğu 22 kilometre. Kara surları bu aksda 7,5 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Kara surları içindeki Edirne Kapı Bizans döneminde Batı rotasının başlangıç noktasıydı. Bizans döneminde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu içinde her zaman önemli oldu. Çünkü Kutlu Kumandan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken şehre kara surları içinde yer alan Edirne Kapı'dan girdi. Yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın göz bebeği olan kapı ve çevresi günümüzde bakımsız ve pislik içinde. İstanbul'un fethi dünya tarihine damgasını vurdu. Fetih günü yani 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han bu kapıdan geçerek İstanbul'a girdi. O şanlı güne tarihe tanıklık eden bu kapının bugünkü hali maalesef içler acısı bir durumda. Evsizler burayı mesken tutmuş. Evsizlerin yatağı, yorganı, yastığı da işte burada. Kötü bir görüntü oluşmaktadır. Bu bakımdan böyle fethin sembolü olan İstanbul şehrinde yaşıyoruz. Fatih'e en önce saygısızlık olur. Onun bıraktığı emanete sahip çıkmalı. Mesela ben görüyorum II. Bayezid'in, Fatih'in oğlunun kitabesi var orada. Surların tamiriyle ilgili büyük bir tamirat geçirilmiş. O kitabenin mesela altın yaldızlı olması lazım. Yeniçerilere ait bir takım kitabeler var. Bunların da meydana çıkarılması lazım. Şu anda isten kararmış bir vaziyette. Yerler çöpten geçilmiyor. Sur duvarlarına sprey boyayla yazılmış yazılarda cabası. Bizans döneminde inşa edilen kara surları yüzyıllardır zamana kafa tutuyor. Ancak tarihi eserin çevresi bugün maalesef metruk bir halde. Gün içinde buraya gelenler umarsızca ateş yakıyor. Bunun yanı sıra her yerde çöp var. Pet şişeleri, bez parçaları, çekirdek çöpleri, yiyecekler, içecekler. Maalesef tarihi eserin çevresindeki birçok noktada aynı manzaraya rastlamak mümkün. Çöplerden arındırılması lazım. Duvarlarda sprey boyayla yapılmış çok miktarda yazı var. Bunların temizlenmesi lazım. Sur duvarlarının arasından filizlenen ağaçlarsa tarihi yapıyı tehdit ediyor. Bu tür tarihi yapılarda bu ağaçların yetişmesine hiçbir zaman müsaade edilmemesi lazım. Çünkü bunlar kökleniyor ve kökleri müthiş bir kuvvete sahip, taşları patlatıyor ve bu tarihi dokuları zaman içerisinde harabeye çeviriyor. O bakımdan her yıl en azından bir bitki temizliğinin yapılması lazım. Fethin sembolü olan Edirne Kapı'nın bu halden bir an önce kurtarılması bekleniyor.